Evet sevgili dostlar sponsorumuz golbar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Aşağıda beğen butonu var onunla direkt videoyu beğenebilirsiniz bilginiz olsun. Bir de aşağıda yorum kısmı var. Onunla da istediğiniz her an yorum yapabilirsiniz. Hem videoyu izlerken e, yorum yapabilirsiniz hem de videoyu durdurup yorum yapabilirsiniz. Bu konuda hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin ilk hazırlık maçı belli oldu. Daha doğrusu ilk iki maçı sanki belli oldu. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin ilk hazırlık maçını oynayacağı takım Makedonya şampiyonu FC Şukupi oldu. Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen yani Şampiyonlar Ligi önelemesi oynayacağı için ligi erken açmak zorunda kalan Fenerbahçe'de hazırlık maçları dönemi başlıyor. Takımdaki futbolcuların maç içerisindeki durumlarını yakından görmek isteyen Dünya Cumhuriyeti Portekiz teknik adam Jorge Jesus Kısıtlı sürede olabildiğince çok hazırlık maçı yapmasını istedi. Kuzey Makedonya şampiyonu FC Şukupi 22 Haziran'da Düzce'de Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapacaklarını açıkladı. Arkadaşlar şu an için Topuk Yaylası tesislerinde e, taraftara kapalı bir şekilde yapılması düşünülen iki tane maç var. Bir tanesi bu maç. Diğer maçta da yine böyle adı sanı az bilindik bir takımla. Ya hocam hani bu takımlar daha iyi kaliteli bir takım olsa olmaz mıydı? Ne bileyim Real Madrid'den Barcelona'dan falan yapsaydık, Topuk Yaylası'na çağırsaydık, onlar da koşa koşa zaten gelirdi. Hatta işte Real Madrid falan gelirken ya biz elimiz boş gelmeyiz mi? bir 70 milyon euro falan da harçlık getirelim derdi. Ne güzel kazandırdık diye düşündüğünüzü ben de biliyorum. Yani e, eminim yani hepiniz aynı şeyi düşündüğünüzden muhtemelen öyle olurdu ama Şimdi e, takımdan gönderilecekler var, gönderilemeyecekler var, gönderilir gibi olacaklar var. Yani hem gönderilecek hem gönderilmeyecekler var. O yüzden deneme açısından mecburdu bu maçlar. O yüzden de arkadaşlar bu tip hani e, sizin tabinizden tırt takımlar seçildi ki mecburen de böyle olacaktı arkadaşlar. Diğer haberimiz Anthony e, Nwakame. Hocam adı Anthony Vakayeme. Yani ne derseniz din isterseniz samsak döveci deyin. Çok mühim değil. Haber şu şekildeydi. Nivakame için Vakayeme için dev derbi diye bir haber vardı arkadaşlar. Trabzonspor'la yollarını ayırdı. Nijeryalı Yıldız, Anthony Nivakame. İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ta yarıştığı öne sürülmüştü. Ee, ve Süper Lig'in en gözde transferleri arasında yer alıyor. E, i̇ki kulüp bir araya geldi. Hani şey karşı karşıya geldi. 33 yaşındaki Yıldız futbolcuyu almak için 3 yıllık kontrat ve toplamda 10 milyon euro istediği belirtilen Vakayem için Beşiktaş yıllık 2 milyon euronun üstünde bir teklif yaptı demiş. Normalde ben bu videoyu hani çektiğim sıralarda diyecektim ki arkadaşlar ben daha önce ne söylediysem hala arkasındayım Hatta benim Twitter'da da bir gönderim vardı. Trabzonsporlular sevinsin. En azından demiştim yani. En azından biz talip değiliz. Eğer biz talip olsaydık emin olun e, hani şey yarışında siz Vakıyam'a parayı basar. Çok daha büyük zarar ederdiniz. Hani biz salça olmak için dahi ekipte bulunmadık demiştim. Fenerbahçe'den de açıklama geldi. Bu arada Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu HAL City'nin de e, ikna çalışmalarında olduğu iddiaları var. Hani ben, bana soracak olsanız en mantıklı olan HAL City'ye gitmesi. Ama o fiyatlara değil. Şimdi Fenerbahçe'den sıcağı sıcağına açıklama geldi. Bakayım açıklaması geldi. Hani ee, bakın şimdi. Aslında bakarsanız bu açıklama boyunca şunun ekranda kalması lazım. Mustafa Hoca yine bildiren. Çünkü kanalımızın uzun zamandır daha doğrusu çok uzun zaman değil bir birkaç aydır takip ediyorsanız şu an açıklamanın yani sadece ve sadece benim verdiğim duyumlarla birebir örtüştüğünü anlarsınız. Kulübümüzün Anthony Vakayemi ile ilgili ne geçmişte ne de mevcut transfer döneminde hiçbir teması dolayısıyla transfer girişimi olmamıştır. Ne geçmişte ne geçmişte ne de bundan sonra da yani ne de şimdi diyor hiçbir teması yok. Bununla beraber söz konusu futbolcunun menajeri kulübümüzle temasa geçtiğinde futbolcu ile ilgilenmediğimiz kendilerine ifade edilmiştir. İlgilenmedik, menajeri teklif etti, yine ilgilenmedik diyor. Hani baştan sona Mustafa Hoca yine bildi e, haberi desem herhalde yalan söylemiş olmam. Arkadaşlar bakın eğer almak isteseydik. 15 dakikamızı almazdı. Eğer almak isteseydik. Hocam Trabzonspor'un tepkisinden mi çekindik? Şunlardan mı? Siyasetten mi çekindik? Şunda... Ya ne alakası var? Ne zaman böyle bir şey söylesem altında bir şey arıyorsunuz? Yok. Çekinmedik. Ya ben ne dedim? Trabzonspor'dan bir tek hani uzun tapusunu istemiyor herif dedim. Bak haberde 3 milyon euro falan filan yazmış. 10 milyon euro istiyor 3 diye. Allah aşkına bunlar nasıl paralar? Etmeyin. Eylemeyin. Söyletmen beni. <laughs> yani dediğim gibi. Ha Beşiktaş ilgileniyor mu? Bana ne? Galatasaray ilgileniyor mu? Bana ne? Kim ilgileniyorsa ilgilensin. Ben Fenerbahçe'ye bakıyorum. Fenerbahçe Ertuğrul Taşkıran'ın peşinde. Şimdi i̇şte Kasımpaşa'da geçen sezon başarılı bir performans gösteren Ertuğrul Taşkıran'ı yeniden kadrosuna katmak istediği öğrenildi diyor haberlerde. Şimdi ben de sanki yeni bir habermiş gibi okudum ama öyleymiş yani öyle söylüyorlar. Berke'nin ayrıldığı sonrası Kalede Altay Bayındır'ın yedeğini bulmaya çalışan Fenerbahçe rotasını eski oyuncusuna çevirdi. Sarı lacertler Kasımpaşa'da geçen sezon başarılı bir performans gösteren Ertuğrul'u kadrosuna katmak istiyor. Kasımpaşa'yla bir yıl daha sözleşmesi var 32 yaşındaki kalecinin. Görüşmelerin sıklaştığı bilgisi. Ya e, bunu İtalyan takımları daha çok yapar. Kalede bir tane az kaleci olur. Bir tane yedek kaleci olur yetenekli. Ya da yedek yetenekli yedek kaleci. Şey yetenekli genç kaleci as olur. Bir tane yedek yetenekli kaleci olur. Üçüncü kaleci ise tecrübeli bir isim olur. Yani misal Sinan Bolat gibi, Ertuğrul Taşkıran gibi. Hani Altay Altay'ın yedeği işte misal veriyorum Uğurcan Çakır. Üçüncü de Sinan Bolat olur mesela. Milli takım kadrosu gibi. Fenerbahçe'de de bu mantık çok iyi. Ertuğrul Taşkıran'ın Altay'ı yedekleme, yedekleyecek olması en azından bizleri memnun ediyor. Miha Zaytsa iki ülkeden talip. Şimdi Fenerbahçe'de geçen sezon başarılı bir grafik çizen Miha Zaitsa transfer için ilgi gösteren kulüplerin sayısı 1-1 artıyor. Ve futbolcuya seri A lig 1'den ilgi gösteren kulüpler var. Bakın seri A lig 1 yani İtalyan Ligi ve Fransa Ligi'nden. Tabii Avrupa'daki kulüplerin ilgisini çekmesi, geçen sezon başarılı bir performans, grafik, şu anda da milli takımında oynaması, İtalyan kulüplerinin radarına girmesine sebep oldu. Tabii ki kararı Jorge Jesus verecek. Şimdi İtalya'dan Fiorentina'nın yanı sıra Bologna ve Cagliari'nin Sloven orta sahanın peşine düştüğü gündemde. Ayrıca Fransa'dan Lyon'da Zayt'sa ilgileniyor. Verdembele'yi al Zayt'sı. Bir şey söyleyeceğim. Konumuz dışında inanın duyum falan vermiyorum, şifre falan vermiyorum. Sadece soruyorum. Deseler ki zayısı verin, pelkası verin, dembeleyi verelim. Kabul eder misiniz? Ben ederim. Gözüm kapalı kabul ediyorum. Hem zayıt hem pelkası verin, dembeleyi verin deseler de ben kabul ediyorum. Bugün pelkası satsam maksimum 4.5'a gider. Maksimum. Gitmesi yani gideceği piyasa 3.75 falan. Zayıtsı da maksimum 5'e gider. 5 dairesinde 8.75. Gözüm kapalı ikisini bir verir dembeleyi alırım. Gözüm kapalı. Sadece soru sordum. Hem de yorum olduğu zaman arkadaşlar yani mantıklı yorum verildiği zaman YouTube önerilenler, önerilenler arasına çıkartıyor videoyu. İtalya'da da diyor bunlar e, Lyon zayiçine geliyor. Geçen sezon 27 yaşındaki futbolcu 41 maç 2756 dakika yani 31 maç 9 gol 1 asist. Yani Genoa, Empoli gibi İtalyan takımlarında görev aldı. Transfer market'a göre 6 milyon euro değer biçiliyor demiş. Dediğim gibi havada karada zıplaya zıplaya veririm. Fenerbahçe'ye 21'lik golcü Lastine Traore daha önceki duyumlarıma dayanarak tekrar ediyorum. Hiçbir değişiklik yok. Onlar bonservissiz, satın alma opsiyonsuz ee, direkt verme peşinde. Biz de satın alma opsiyonu eklettiren peşindeyiz. Bu gidişte gelmeyecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ee, i̇kinci yönelik rakibi sakatlığı nedeni uzak kaldı. Sözleşmesi 2026'da bitecek. Bakıyorum ana acaba bir şey var mı? Hücumun her bölgesinde oynayabiliyor. 21 yaşındaki gol, golcü futbolcu bu. Ve bence bomba haber Anderson Taliska geri dönüyor haberi. Anderson Taniska geri dönüyor. Şimdi merak ettim nasıl bir haber. Fenerbahçe transfer çalışmaları sürdürüyor. Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Taliska'ya teklif yaptığı iddia edildi. Çıkma teklifi yapmışız. Taliska bizimle yıldızlara çıkar mısın demişiz. Şimdi 28 yaşındaki futbolcu Almasır'da mutsuz ve yeniden Avrupa'da futbol oynamak istiyor. Neye göre mutsuz? Kime göre mutsuz? Yani maaş yönünden mutsuzsa töbe gelmez. Gol yönünden mutsuzsa töbe gelmez. Huzur yönünden mutsuzsa töbe gelmez. Hocam bu adam nasıl gelir ne bileyim. Ee, CESUS'u teknik direktörlük görevine getiren Fenerbahçe Beşiktaş'ın eski yıldızını gündemine aldı. Ee, Benfica'nın öğrencisi Taliska'ya Fenerbahçe 2 yıllık kontrat önerdi. Senelik 4 milyon euro alması beklenen futbolcu uykum geldi. Hangi futbolcuya sen 2 yıllık sözleşme veriyorsun farkında mısın? Sözleşmesi var lan bu adam. Sen nasıl iki sene kontrat öneriyorsun? Beşiktaş'ta güzel izler bıraktı. Geçtiğimiz sezon 28 maçta, şey geride bıraktığımız sezon 28 maçta 19 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş'ta 2016-17'de 17 gol, 33 maçta 17 gol, 6 asist. 2017 18 ise 47 maçta 20 gol, 8 asist sergilemiştir diyor. Beşiktaş sonrası Talisca yaptı? Pf, yaptı diyor. <laughs> Beşiktaş'tan sonra Benfica'ya döndü. Bon servis Benfica'da idim. 2019 yaz döneminde 20 milyon euroya Çin'in Juan Zuan Evangradi takımına gittim. Almasa giderek kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Allah aşkına bu haberde yani bu haberde koskoca haberde Talisca'nın Fenerbahçe'ye geleceğine dair ne gördünüz? Ben hiçbir şey görmedim. Benim hiçbir şey, ben hiçbir şey göremedim arkadaşlar. Siz gördüyseniz bana söyleyin. Ismarlama bir haber. Bak Kodri Meydan, Taliska gelmeyecek Fenerbahçe'ye. Kodri Meydan. Hadi gel de diyelim ya. Hadi gel de diyelim. Ben, hani benim duyumum çıkmamış olacak ayrı mesele ama. Hadi gel de nerede oynatacaksınız? Hocam sağ kanatta oynayabiliyormuş. Oğlum o zaman sağ kanat alalım. yani sağ kanat oynayabiliyorsun sağ kanat adam. ne parayı basacağız. Arkadaşlar bunlar tıklattırma haberleri. Bunlar e, reklam haberleri. Bakın ben Mustafa Hoca yine bildi demekten utanıyorum. Hicap duyuyorum ama diyorlar ki hocam sen de bildiklerini paylaşmasın. insanlar kötü konuşuyorlar hakkında diyorlar. Herkes kalbindekini yer arkadaşlar. Herkes kalbindekini yer. Bilginiz olsun. Güzel bir söz dedim. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ortak hedefi Diogo Leite. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonu Braga'da kiralık geçiren Porto'nun stoperi Diego Leite ile ilgilendikleri belirtildi. Geçtiğimiz sezon Braga'da kiralık Porto'nun stoperi Diogo Leite. Galatasaray Portekiz aynı isim. iki takım Porto forması giyen Leite. ilgilendikleri belirtildi. Portekiz basındaki habere göre Porto'nun sezon öncesi kampına katılacak fakat kendisine özellikle Türkiye'den ciddi bir ilgi var. Demiş gazete. Pepe'nin tatilden geç dönecek olması nedeniyle sezon öncesi kampına katılacak Diego Leite ile yollar ayrılması gündemdeyken Fenerbahçe ve Galatasaray oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Diyor. E, Braga'da kiralık 23 yaşındaki oyuncu için 12 milyon euro satın alma opsiyonu vardı. Braga bu maddeyi kullanmadı diyor. Bakalım Bakalım. Diego Leite 23 Ocak 99 doğumlu 23 yaşında. 1.88 boyunda Portekizli teknik Portekizli stoper. 7 milyon euro piyasa değeri var. Portekiz'in Porto şehrinde doğmuş. Sağ ayaklı. Opsiyon var. 10 milyon euro iken kiralamışlar. 7'ye düşmüş. Demek ki az maç oynamış. Dedim ama 33 maça çıkmış. 2622 dakika oynamış. Yani 2622 dakika. Peki kaça almışlar? altyapılarından çıkarmışlar bir nevi. Yani başkasından çökmüş, almışlar 2008 yılında. Sonra altyapılarında yetiştirmişler. Ee, sadece bu sezon Braga'ya kiralamışlar. 33 maçta 2622 dakika süre almış. Gol ya da asisti yok. Şimdi farkında mısınız bilmiyorum. Dur. Flamengo. Bak farkında mısınız bilmiyorum. Bila Transfer Market. Bak şimdi. Kimi yazsak, kimi yazsak, bugün kimi yazsak. Aç Flamengo'yu, gir. Sol bek yazsak mı? Filipe Luis, 36 yaşında. Yok ya yazmayalım. Lucas, Ayrton Lucas, onu geçen yazdık. Sağ mi yazsak? Mateo Onzio. Bunu yazsak mı ya? Yok ya, Fenerliler yemez bunu. Yani yazalım yazalım mı ya. Ya yerler ya. 24 maç bir gol 3 asist. Cık. Yok değiştirelim dur. Başka kime yazalım? Stoper. Ee, Pablo'yu mu yazsak? Yok ya. Joao Gomez. Ön libero. 21 yaşında. Yok ya onu Fenerbahçe alamayacağını anlarlar. Başka. Yani arkadaşlar aynen böyle. Aynen böyle. Ulan Flamengo takımında ne kadar futbolcu varsa Fenerbahçe'ye yazıyorlar. Portekizli ya da Portekiz Ligi'nde oynayan ne kadar futbolcu varsa Fenerbahçe'ye yazıyorlar. Ya böyle bir haber şekli yok. Böyle bir haber sunma şekli sistemi yok. Maalesef arkadaşlar. Yani sizler de yedip inanıp kanabiliyorsunuz haliyle. Ama biz şey diyemeyiz. Çünkü herkes kendi ettiğini yer. Herkes e, kendi ekmeğini yer. Yapacak bir şey yok. Ama e, ortada öyle bir durum var arkadaşlar. Yani durumlar bunlar arkadaşlar. Umarım ben anlatabildim derdimi. Yani e, durum bu. Peki hocam vaka yemeği olmadı ama başkası olur mu? Yani arkadaşlar kanat aradığımız kesin. Golcü kanat aradığımız ama zannetmiyorum. Şimdi özetleyecek olursak Anderson Talisca'yı beklemeyin. Diego Leite ismini yani Portekiz'de olduğu için mutlaka yazılması lazımdı. Tabii ki yazılır. Hani şu an için ben açıkçası bir şey görmüyorum. E, bayağı da oynamış. Zor yani bizim almamız. B bakayım yok zaten. Lassine Traore. Daha önce dediğim gibi satın alma opsiyonu verirlerse bizde ama vermiyorlar. Sadece kiralık diyorlar. Sadece kiralı da biz yanaşmıyoruz. Şampiyonlar Ligi maçı yaklaşıyor. Yaklaşık tam bir ay var. desem herhalde şey yapmam. Hayırlısı olsun. Ertuğrul Taşkıran. Ertuğrul'la her konuda anlaştık. Niye açıklanmıyor ben de bilmiyorum ama alt, alt ay bayındır. Yani zaten iyi bir kaleci. Ertuğrul Taşkan içinde durum bu. Zayis için gelen teklifler. Cılız ya da o civarda. Pelkas için gelen teklifler 3.5'tan aşağı. Eğer haberdeki arkadaş doğruysa Lyon'un ilgisi varsa Zayt artı Pelkas'ı verip Dembele'yi çeksek ben uçarım havaya. Ama zor arkadaşlar. Yani e, aktaracağım da bu şekilde. Hocam Galatasaray haberi vardı da ya biz hani Galatasaray haberi varsa var çok önemseyeceğim bir haber yok. Sadece tıklamalar için insanların biraz uydurduğu şeyler gibi geliyor. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.